Merhabalar sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olan herkese. Güzel haberlerim var. Mart'ın son 10 günü gayet güzel. Koronavirüsü konuşuyorken ve kendilerimizi evlere kapatmışken nasıl güzel haberlerimiz olabilir diyeceksiniz. Mart'ın son 10 günü çok özel gezegen birliktelikleri ve açıları söz konusu ve en önemli en çok destek göreceklerden biri de sevgili balıklar sizsiniz. Balıklar ve yükselen balıklar, 20 Mart çok özel bir gün. Etkisini 21'inde de görebilirsiniz. Jüpiter'le Mars'ın 22 derece Oğlak burcunda her ikisi de bir buluşması söz konusu. Ve evde bile olsanız özel bir gün yaşayacaksınız. Eğer ki kendinizi kapattınızsa bile. Çünkü özellikle 11. eviniz konusunda çok güzel destekler alıyorsunuz. Jüpiter'den, Satürn'den de aynı şekilde ve Mars'tan da ve özellikle Ocak, Şubat, Mart'ta yaşadığınız kaotik, karanlık 3 ayı Mart'ın son 10 gününde artık geride bırakıyorsunuz. Nisan ve Mayıs'ın da bir kısmı sizin için büyük şans söz konusu. 20 Mart'ın ardından, Mars'la Jüpiter'in bu kavuşumunun ardından 24 Mart Koç burcunda, bir 4 derece Koç burcunda yeni ay var ve sevgili balıklar, girişimcilik noktasında sizi tetikleyecek ve Mars'ın güzel etkisinde o gün görüyor durumda olacaksınız. 24 Mart'ta güzel bir yeni ay, yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu özellikle bir para kazanma fırsatı sizin önünüze getirecek. Biri bir teklifle gelebilir. Bir iş ortaklığı teklifi, bir para kazanma fırsatı internet ortamında yakalayabilirsiniz. Biraz kendinize çalışın bakalım. Biraz bencil olmanız gereken bir ay bu ay. Özellikle amirlerinizle işinize devam ediyorsanız bu hafta örneğin amirlerinizle para konusunda konuşabilirsiniz. Ne kadar cüretkar, açık olursanız para kazanma fırsatınız olacak. 20, 21, 24'üne kadar, 25'ine kadar hatta para konusunu konuşabilirsiniz özellikle. 24 Mart'ın sonrasında da farklı noktalardan para kazanmak üzere artık fikirlerinizi birileriyle paylaşabilirsiniz. Bu arada ayın 20 ve 21'inde bir arkadaşınıza destek de olabilirsiniz. Destek bekleyen bir arkadaşınız da olabilir. Onunla da bir arada olabilirsiniz. Sevgili balıklar, tabii sizden koronavirüsü ile ilgili çokça soru geliyor. Bütün burçlardan geliyor ve 300'ün üzerinde soru derledim. Benzer sorular da var ve bir not paylaştım YouTube kanalımda. Paylaşmaya da devam edeceğim. Şimdi özellikle Kasım'da ve Aralık'ta koronavirüsle ilgili, depremlerle ilgili, sınır ötesi operasyonlarla ve bulaşıcı hastalıklarla ilgili, hatta Mayıs ayında yaşanacak selle ilgili, yazın yaşanacak kıtlıkla ilgili, tabii ki dilemeyiz, istemeyiz, Allah korusun ülkemizi, ama kıtlıkla ilgili ve sellerle ilgili de bir video paylaşmıştım. Kasım'da ve Aralık'ta iki ayrı video paylaşmıştım. Bunun bir özetini yeniden Şubat ayında yayınladık. Videomun altına unutmazsan koyarım. Ne zaman bu koronavirüsün etkisi azalacak? 5 Haziran'da bir tutulma var. 21 Haziran'da da bir tutulma var ve 5 Temmuz'da da, sonrasında tabii Kasım Aralık'ta da iki tutulma var, ama bu 5 Haziran, 5 Temmuz ve 21 Haziran tutulmaları ile birlikte onlar köşe noktaları olacak. Bu koronavirüsün yavaş yavaş sönecek, gündemimizden çıkacak. Yine en az etkilenen ülkelerden biriyiz Allah'a şükür. Çünkü tamam, evet, kaotik bir ortam var ama evlere zamanında belki de kendimizi kapattık. İyi yönetildi. Bu kriz iyi yönetildi. Bunu kabul edelim. Çokça tıp sorumlusu konuştu ve şunu da öğrendik ki her yıl özellikle global enfeksiyondan çokça yaşlımız, bağışıklığı düşük arkadaşlarımız vefat ediyor. Grip aslında çözümü bulunmuş bir virüs, viral durum değil diye anladık. Ben tabii tıpçı değilim ama kişisel doğum haritalarınızda bunu görebiliyoruz. Şöyle ki, bir bulaşıcı hastalıktan etkilenecek misiniz? Ya da örneğin kesici, delici aletle ya da bir trafik kazasına etkilenecek misiniz? Açılarını görüyoruz kişisel doğum haritalarınızda. 3, 4 veya 8. evlerinizde olumsuz gezegen yerleşimleriniz varsa, 12. evinizde yine depresif bir durumunuz, yani yeni doğan bir çocuk için bile bunu söyleyebiliyoruz. Bir şizofreni durumu var mı? 12. evinizdeki yerleşimleri, Satürn'ün, Mars'ın ya da Güneş'e olan açıları önem kazanıyor. Biz bunları, evet, kişisel doğum haritalarınızdan görebiliyoruz. Tabii ki ölümle ilgili çok fazla detay vermiyoruz. Olumlu bir sonuç yoksa,
diyeyim. Örneğin çok ileri yaşlarda ve doğal yolla ölüm söz konusuysa bununla ilgili bilgi veriyoruz ama onun dışında çok fazla bilgi vermemeye gayret ediyoruz kişisel doğum haritalarınızdan. Özetle yaz döneminin başında Venüs'ün de retrosunda çokça bununla boğuştuktan sonra Mayıs'ta ve Haziran'da, Haziran'ın sonunda veya Temmuz'un başında artık biz bu koronavirüsü geride bırakıyoruz. Başka bulaşıcı hastalıkları da konuşuyor olabiliriz. Ben bir sonraki yıl bir kanamalı ateş, yani daha önce de Kırım-Kongo kanamalı ateşini görmüştük. En tehlikelisi kanamalı ateş yaygın bir virüsünü aslında öngörüyorum ama bunun üzerine tabii çalışmak da gerekir. Yayınlamadan önce ve ilk defa Balık Burcu'nun videosunda bunu paylaşmış oldum. Özetle çok fazla korkmayalım. Kişisel doğum haritalarımızın üzerinde çalışalım, odaklanalım. Astroloji öğrenin, öğretin. Bana danışabilirsiniz, benden danışmanlık alabilirsiniz. Şahsi ya da işletmenizin danışmanlığını alabilirsiniz biliyorsunuz. Malefik gezegen Plüton, Mars, Merkür, haberci Merkür ya da Satürn'den nasıl etkilendiğiniz önemli. Ne dedik? Sizin için 20'si güzel bir tarih. 20-21, 24. Aynı zamanda söylemeyi unuttum. 27 Mart da güzel bir tarih. Çünkü Venüs'ün Jüpiter'le güzel bir açısı var. Sizin burcunuzla da size de hafifletici güzel bir aşk haberi veriyor açıkçası. Biriyle tanışabilirsiniz ya da ilişkinizde açılabilirsiniz. Balık burcu arkadaşlarım geliyor burada tek tek aklıma. İlişkinizde bir açılım yaşayabilirsiniz. Yani artık ilişkinizi 5. ev konusundan, sevgili olma modundan belki evliliğe taşıyabilirsiniz ya da birlikte çalıştığınız bir arkadaşınıza aşık olabilirsiniz. Kendinizi açabilirsiniz. 27'si de özel bir gün. Kendinizi koruyun sevgili balıklar. Ev ortamında iyi vakit geçirmeye çalışın. 1-2 hafta değil belki 1 ay kapalı kalırız. Kalalım. Ailemizle birlikte olmaya gayret edelim. Uzak noktalara seyahat etmemeye çalışın. Mart ayında seyahatiniz var demiştim bu ayın başında. Yine aynı şeyi söyleyebilirim ama mecbur olmadıkça seyahat etmemeye gayret gösterin. Benden doğum haritalarınızla ilgili her zaman destek alabilirsiniz. İletişim bilgilerim videomun altında. WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Evet, aile öncelikle sizinle iletişim kurar ama aileyi aşarsanız benimle görüşebilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.